Kıbrıs Türk Sanayi Odası, hükümeti sigorta prim destek ödemelerinin devamı noktasında ortaya bir irade koymaya davet etti. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde gayri safi yurt içi hasıla 2020'de %16,2 küçüldü. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Ertuğrul Gazi'nin annesi ve Osmanlı İmparatorluğu'nun kurucusu Osman Gazi'nin nenesi Haymana'yı anma etkinliklerinin onur konuğu olarak Kütahya'ya gidiyor. Etkinlikte Tatar'a Türkiye İçişleri Bakanı Soylu ile Milliyetçi Hareket Partisi Kütahya Milletvekili Erbaş eşlik edecek. Emekli Tümamiral Cem Gürdeniz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bağımsız varlığına devamı, Mavi Vatan'ın Ege ve Doğu Akdeniz'de kapsamlı sahiplenilmesi, hayati savunma ve dış politika önceliklerimiz olmaya devam etmektedir, dedi. Yabancı öğrencilerin sesi olmak için kurulan Voice adlı grup, bugün saat 10'da meclis önünde koronavirüs tedbirleriyle ilgili hükümetin kararlarına karşı eylem düzenliyor. Sağlık Bakanlığı son 24 saatte toplam 6043 test yapıldığını, 148 pozitif vakaya rastlandığını, 243 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.